Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mobil cihazınızda nasıl canlı yayın yapabilirsiniz? Yani dışarıda gezerken seyahat yayınları nasıl yapabilirsiniz? Bunu sizlere göstereceğim. Bu ayarların hepsini bir iPhone 12 üzerinden gerçekleştireceğim. Fakat siz iOS veya Android tüm cihazlarınızdan aynı yöntemle ve aynı ayarlarda yayın yapabilirsiniz. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca ayarlara geçeceğim. Ama ayarlara geçmeden önce tabii ki de ne yapıyorsunuz? Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Hadi şimdi videoya geçelim. Streamlabs'in mobil uygulamasını indiriyoruz. Streamlabs'i indirdikten sonra direkt olarak aç diyoruz ve sonrasında karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada direkt skip'i tuşlayabilirsiniz. Enable kamera deyip izin veriyorsunuz. Aynı zamanda da enable mikrofon diyerek uygulamanın mikrofon ve kameramıza erişimine izin veriyoruz. Buradan direkt continue diyebilirsiniz. İzin ver diyorsunuz. Yani burada her şeye izin vermeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi karşımıza bir ekran geldi. Burada zaten şu anda kameramız direkt olarak açık. Hesabımızı bağladığımızda buradan go live diyerek direkt olarak yayına giriş sağlayabiliriz. Biliyoruz. Bu arada ben telefonu çok yamultuyorum ama arada bir böyle düzeltme yapacağım. Ben buradan direkt Event List kısmına tıkladığımda gördüğünüz gibi Twitch, YouTube, Facebook, Trovo falan filan gibi bütün canlı yayın platformlarına direkt olarak giriş sağlayabiliyorum. Ben şimdi direkt Twitch ile giriş sağlayacağım çünkü ben Twitch kanalımda yayın yapmak istiyorum. Buradan direkt kendi kullanıcı adım ve şifremi giriyorum. Buraları sileceğim. Oturumumuzu açıyoruz ve sonrasında bana iştirak bir yayıncı olduğum için security kod geliyor, jeton geliyor ve o jetonu girerek hesabıma giriş sağlayacağım. Önümüze gelen bu erişim izinlerini de yetkilendir dedikten sonra hesabımızı Streamlabs'imize bağlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi direkt olarak event listim açıldı ve burada işte en son gelen abonelikler vesaire takipleri burada görebiliyorum. Şimdi burayı kapatacağım ve sonrasında sahne ayarlarımızı yapacağız. Şimdi şurada bir ayar butonu var ama onu göremiyorsunuz çünkü kameramız şu an siyah. Onun için ben kamerayı bir öne çeviriyorum. Öne çevirdiğimde gördüğünüz gibi bakın burada iki adet çizgi var. Bu iki çizgiye tıkladığınızda burada alertler ve streaming settings bölümü mevcut. Aynı zamanda da burada Go to Advanced Mode var. Biz Advanced Mode'a geçiş sağlıyoruz. Advanced Mode'a geçiş sağladığımızda da Streaming'e tıkladığımızda buradan stream ayarlarımızı yapıyoruz. Yani Audio Quality dediği yerde ses kalitemizi en yükseğe alıyoruz. Output Resolution kısmına tıkladığımızda da yayınımızı kaç P vermek istiyoruz? 1080, 720, 480, 360 olarak seçenekleri mevcut. Şimdi telefonunuzun performansına ve işlemci gücüne göre 1080, 720p olarak ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi 720p'lik bir yayın yapacağım. O yüzden 720p'ye alıyorum. Aşağı taraftan da Expected Frame Time kısmından da kaç FPS yayın vermek istiyorsanız FPS'ini seçebiliyorsunuz. 30, 60, 24, 15 olarak sıralanıyor. Ama standart olarak biz genelde 30 FPS yayın yaptığımız için burayı 30 FPS olarak seçebilirsiniz. Burada da video bitrate'imiz var. Bitrate ayarınızı buradan verebilirsiniz. 720p'lik bir yayın için 2500 bitrate gayet yeterli olacak mobil yayın için. O yüzden ben bunu değiştirmeyeceğim. 2500 bitrate olarak seçili kalacak. Eğer siz 1080p yayın yapmak isterseniz eğer 4000 veya 5000 bitrate alabilirsiniz. Kamera settings bölümüne geldiğimiz zaman burada stabilizasyon modu vesaire gibi ayarlar var. Bu ince ayarlara çok gerek var mı? Bence yok diye düşünüyorum. Zaten mobil bir yayın yapıyoruz ve zaten dışarıda gezerek yapacağımız bir yayın olacak. O yüzden çok fazla bu ayarlara girmemizin gerek olduğunu düşünmüyorum. Burada eğer daha fazla ayar yapmak istediğinizde de event list kısmına geldiğinizde yayında gözükmesini istediğiniz alarmlarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Bunu zaten normal Streamlabs'in bilgisayar versiyonunda da yani bilgisayarda tarayıcıda giriş sağladığımız da aynı ayarları zaten yapıyoruz. Chat settings bölümüne geldiğiniz zaman Twitch'te yayın yapıyorsanız Twitch'in font size'ını buradan ayarlayabiliyorsunuz. YouTube, Facebook ve Trovo olarak da ayrılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi yapacağımız şey ekran yani yayın ekranımızın ayarlarını yapmak. Yayın ekranımızın ayarlarını yapmak için de editör kısmına giriş sağlıyoruz. Şimdi burada sağ üst köşede gördüğünüz gibi Layers bölümü var. Layers bölümüne tıkladığınız zaman Layers ekleyebileceğimiz bir alan var. Yani bu OBS'teki kaynaklar kısmı olarak düşünebilirsiniz. Hemen buradan artıya tıklıyorum ve buradan Add a Widget bölümüne tıkladığımızda gördüğünüz gibi ekrana koyabileceğimiz alarmlarımız, chatbox'ımız, event listimiz vesaire gibi işte donate barımız gibi her şeyimiz burada mevcut. Ben şimdi sadece alert box'ımı ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi alert box'ımız burada. Şu şekilde istediğiniz gibi boyutlandırabiliyorsunuz. Ben şu boyutta yapacağım ve sağ üst köşeye koyacağım. Hatta sol üst köşeye koymak istiyorum. Sonra tekrar Layers bölümüne tıklıyorum. Buradan artıya tıklıyorum. Buradan Add a Widget diyorum tekrar ve Chatbox diyorum. Chatbox'ımız da bizim chatimiz olacak. Chatimizi de sol alta koyacağım.
Böyle alert box'ın bittiği yerle birleştiriyorum ve burası böyle bir düzende olacak ve event listede buraya aldıktan sonra sağ alt köşeye benim işlemim bitmiş oluyor ve buradan save'e tıkladığımda yayın ekranım tamamen hazır hale geliyor ve ana ekrana geldiğimizde şurada event listimiz geldi ama yarım yarım geldi. O yüzden biraz ayarlarını kurcalayacağım ben. Şöyle biraz daha geniş yapıyorum. Save diyorum. Diyorum, bir bakıyoruz hemen. Gördüğünüz ve gördüğünüz gibi Bekir de burada gözüküyor. Buradan chatinize tıkladığınızda chatinizi ekranda görebileceksiniz. Şu an gayet yayına hazır bir şekildeyiz. Yani çıkıp direkt go live dediğimizde yayın başlatabiliyoruz. Ama burada tabii sizlere belirtmek istediğim bir şey var. Diğer videolarıma bakarak bilgisayar üzerinden alert box'ınızı ayarlamanız gerekiyor. Hani hangi yazı çıkacak, hangi gif çıkacak, hangi ses çalacak gibi ayarları da şurada sağ sola boncukla iliştirdiğim yerden videoya giderek, yani Streamlabs bildirimler videosuna giderek oradan ayarları görebilirsiniz. Şimdi lafı fazla uzatmadan hadi bir çıkalım dışarıda bir yayın yapalım. Dışarıda yayın nasıl oluyormuş onu bir görelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dışarıya çıktık. Şimdi Go Live tuşuna basıyorum ve buradan direkt Select the Platform kısmından Twitch'i seçiyorum. Başlığımı ve kategorimi yapıyorum. Kategorimi değiştireceğim. En son Battlefield oynamıştık. Kategorimi de Just Chat olarak seçiyorum ve Go Live dediğimde gördüğünüz gibi şu anda yayına giriş sağlamış olduk. Hemen buradan chat kısmına tıklıyorum. Chatimiz de burada açık bir şekilde bulunuyor. Şimdi birileri yazdığı zaman chatimizi de oradan takip edebileceğiz. Yukarıda toplamda 6 dakika 39 saniyedir yayında olduğumuzu görüyoruz. Şu anda 14 kişinin yayını izlediğini, 30 FPS'te 2600-2800 bitrate arası yayın çıkışımız oluyor. Gördüğünüz gibi Brof'cum chat'e yazmış. Chat'e gelen yazıları da sol alt köşeden okuyabiliyoruz. Aynı zamanda da sağ alt köşeden de işte son gelen işte aboneliktir, takipçidir vesaire falan gibi, donate'tir gibi detayları da sağ alt köşeden görebiliyoruz. Ve bakın gördüğünüz gibi Soylu şu anda kanala abone oldu. Abone bildirim sesim geldi ve aynı zamanda abone yazısı da sol üst köşede geldi. Soylucum kaçıncı ay oldu? 19 ay mı? Soylucum 19. ay aboneliğin kutlu olsun yavrum. Eyvallah, kesene bereket, sağ ol. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar kolay bir şekilde telefonunuzdan bağlantı kurarak yayınlarınızı rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Aynı zamanda dışarıda gezi videoları çeken veya eğlence videoları çekmek isteyen, yayınları yapmak isteyen arkadaşlarım da telefonunun iOS veya Android olmasının hiçbir önemi olmadan rahatlıkla yayın yapabiliyoruz. Aynı zamanda şu anda burada yapmış olduğumuz yayının kaydını da kanalda bırakacağım. www.twitch.tv/hanyonur kanalına giderek bu yayının geçmişini de izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıya ve açıklamalar kısmına da sizlere Twitch kanalımın linkini de bırakacağım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu konuyla alakalı herhangi bir sormak istediğiniz bir soru olduğunda da yorumlar kısmında gönül rahatlığına sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini isterseniz de eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Eyvallah, eyvallah. Yeah.